Van Kalesi bölgedeki köklü tarihi yapıların başında geliyor. Ancak kale şimdilerde çöpten geçilmiyor. Yılda binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlayan kalenin bu görüntüleri ise Van'a yakışmıyor. Van Gölü kıyısında bulunan önemli bir tarihi yapıya sahip olan Van Kalesi içler acısı bir durumda. Evet, Van Gölü TV'nin değerli izleyicileri, şu an Van Kalesi'ndeyiz. Van Gölü'ye yakın 2700 yıllık bir tarihi yapıya sahip olan Van Kalesi şu an içler acısı bir durumda. Şu an sizlerle başka bilgiler paylaşacağız. Çünkü Van Kalesi gerçekten şu an tahrip ediliyor, pislik içinde. Çöp olarak kullanıyor desek yeridir yani. Şu an buraya girmeye çalışacağız ama kokudan gerçekten giremiyoruz. Merkez Yalı Mahallesi'nde yer alan Van Kalesi bölgedeki köklü bir tarihi yapıdır. Büyük bir öneme sahip olan Van Kalesi ve çevresinin temizliği yeterli değil. Sizlere de gösterelim. Şu şekilde. Geldiğimizden beri hiçbir şekilde bir çöp konteyneri falan görmedik. Gereken özeni görmedik. Bir görevli görmedik. Yılda binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlayan kalenin bu görüntüsü Van'a yakışmıyor. Kale ve çevresini halkın kirletmesinden ve temiz kullanmamasından dert yanan Vanlı Mehmet Yaşar Yılmaz, Van Gölü TV mikrofonlarına duygularını şu sözlerle ifade etti. Değerlerimize kıymet vermiyoruz. Tarihi eserlerimize, atalarımızdan, babalarımızdan bize intikal eden bu eserlere önem vermiyoruz. Çevre pislikten geçilmiyor. Doğrudur. Çöp alınmıyor. Yağmacılar var. Her taraf kazılmış, görüyorsunuz. Evet, ona da çok dikkat ettik, gözümüze çarptı. Hiçbir şekilde bir yerde çöp konteyneri yok. Bir görevli göremedik. Yani bu hep mi böyle? Akşam saatlerinde karanlık çökünce sağda solda köşelerde, kale uçlarında, zirvelerde birileri var. Güya buranın görevlileri, korumaları. Gündüz yok mu kimse? Gündüz kimseyi bulamazsın. Bu çöpler yani gündüz eleman olsa, personel olsa bu çöpler bu kadar birikir mi? Bu kadar pislik olur mu?